Efendim herkese yeni bir videodan, Rusya'dan, Moskova'dan tekrar merhabalar. 2017 yılından beri mütemadiyen sizlere Rusya'dan haberleri aktarmaya, müzelerini göstermeye, şehirlerini gösterip anlatmaya ve Rusya'nın sosyolojisini anlatmaya çalışıyorum. Ve aynı zamanda da son bir yıldan beri aktif bir şekilde Telegram kanalını kullanıyorum ve Telegram kanalımdaki sansürsüz içeriklerle beraber haberleri de oradan aktarmaya devam ediyorum. Ve diğer taraftan da orada canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayınlarda pek çok insan yayına katılıp Rusya hakkında konuşabiliyor, sorularını sorabiliyor ve hoş sohbet gerçekleştiriyoruz. Tıpkı Twitter'da son zamanlarda yapılan sohbetler gibi. Bunlardan bir tanesinde de değerli arkadaşlar, Saha Türk'ü bir hanımefendi bu canlı yayına katıldı. Ve dinleyeceğiniz bu ses kaydında Rusya'nın Müslümanlara, daha doğrusu Türklere yapmış olduğu asimilasyon çalışmalarını birebir bu hanımefendi anlattı. Bu hanımefendiden daha sonra da bir İranlı, İran Türk'ü bir arkadaşımız katıldı ve bu ses kaydını da dinleyeceksiniz. Ve bunları birebir bu insanlardan dinleyeceksiniz. Belki video çekseydim bazı insanlar bu kurgu çalışması vesaire diyecekti. Evet. Bu tarz canlı yayınları kaçırmamak için Telegram kanalıma üye olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yorumların en başına sabitleyeceğim Telegram kanalımın linkini. Oradan o kanala üye olabilirsiniz ve Rusya'yı daha yakından takip edebilirsiniz. Diyorum ya, bazı videolar var maalesef YouTube'a yükleyemiyoruz. Sansür uyguluyor videolara ve hatta bu videolar insanlara zararlı içerikler barındırıyor deyip videoyu silebiliyor ve ceza verebiliyor kanalımıza. O açıdan da Telegram kanalını şiddetle tavsiye ederim. Gelin bakalım şimdi Rusya Türklere nasıl bir asimilasyon politikası uygulamış ve aynı zamanda da bu ses kaydını dinledikten sonra Twitter'dan, WhatsApp gruplarından, Facebook gruplarından diğer arkadaşlarınıza yayın ki Rusya'nın bu mezalim yüzünü herkes görsün değerli arkadaşlar. Gerçekleri herkes birebir Rusya'da yaşayan bir insandan öğrensin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka. Evet Süleymanov, teşekkür ediyorum sana. Kimi alalım? Louis Börte'yi alalım. Mikrofonunu açarsan konuşacaksın Louis. Tamam, teşekkür ederim. Ben Saha Türk'üyüm. Şimdi Türkiye'de kalıyorum. İstanbul'dayım. Oo, Saha Türk'ü. Saha Türk'ünü açıklayın ama kimse bilmez, herkes bilmez Saha Türk'ünü. Biz kendimiz sakalların asıl torunları sakalarız. Ama yani sakalar karıştırdıkları için kendimizi şimdi Saha diyoruz. Aslında Siyakutistan, doğru mu? Aslında değil. Aslında Saha Türkleri Respublika Saha. Ya şimdi Saka Denizi var. Onu biliyoruz. Saka Cumhuriyeti diyeceksiniz o zaman. Saha mı Saka mı? Saha Cumhuriyeti ama Saka demek aslında biz kendimizi Saka diyoruz. Fakat eski sakalarla karıştırdıkları için evet, kendimizi Saha demek zorundayız. Çünkü bu doğru değil. Bilim üzerinden doğru değil. Eski sakalarla karıştırdıkları için. Anlıyorum. Evet. Sonuçta Yakutistan bölgesi ama yani onu demek istiyorum. Ama şimdi herkes bilmez yani onu. Zaten onu ben kaç senedir anlatıyorum. Yakutistan demeyin lütfen. Türkçe konuşun diye. Rusçası evet, zaten Yakutiye diyorlar. Evet. Ama aslında Türkçe'ye çevirirsen Saka Cumhuriyeti olacak. Saha Cumhuriyeti. Ve bizi Saha Türkleri olarak adlandırmanız gerekiyor. Güzel bir şey. Ben bunu sizden duydum. Ben bilmiyordum işin açıkçası. Evet. Bundan sonra videolarımda bahsederken Yakutistan özelinde mutlaka bundan bahsedeceğim. Teşekkür ederim. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bizim için de çok önemli. Çünkü biz kendimizi Türkçe'ye Yakut demek istemiyoruz ki. Hı-hı.
Anlıyorum. Buyurun, sorunuz mu var yoksa bir şey mi söylemek istiyordunuz? Sizi takip ediyorum ve çok teşekkür etmek istiyorum. Çok doğru bilgileri veriyorsunuz. Ve bir sorum da var. Buyurun. Şimdi mesela bu İngiltere'nin başkanı ki kadın Evet, yeni kadın başkanı istifa etti. bundan sonra bence bu global siyasette çok büyük değişimler olacak ve bu değişimler nasıl etkileyecek Türkiye'yi, Rusya'yı nasıl etkileyeceği zaten belli. Türkiye'yi nasıl etkileyecek ve bütün Türkler için nasıl olacak diye düşünüyorum. Bu çok büyük bir zor soru ve ben kendim şahsen düşüncem şöyle. Bu bizim önümüze çok büyük imkanları sunuyor diye düşünüyorum. Ve doğru adım atarsak mesela Türkiye içinde başka Türk ülkeleri içinde büyük değişimlere yol açan bir şey oldu diye düşünüyorum. Ve şimdi bizim önümüzde zamanla yarışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve buna siz nasıl görüyorsunuz? Ben onu açıklayacağım. Luya Hanım, bu ses kaydını sonradan dinleyecek arkadaşlar da olacak muhtemelen. Ben size bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz Türklere, yani Rusya'da yaşayan doğmuş Türkler için asimile olmuş diyorlar. Eğer Rusya'ya karşı sempatiyle baktığınız takdirde, yani mesela Ağızkı Türkleri askere gitti. Türk bayraklarıyla. Bu insanlar için asimile olmuşlar diyorlar. Kötü gözle bakıyorlar Türkiye'de. Size sormak istediğim, size Ruslar kötü davrandı mı? Yok, bence bizim içimizde var olan cahil insanlar var ve bu cahil insanların beyinlerini 90 yıllardan çok karıştırdılar ve sürekli Ruslardan bahsettiler. Aslında bu Rus imperyası, Çarlık Rusya diyeceğiz. Bunları başka bir örgüt yönetiyordu ve bu çok uzun bir mesele aslında. Ve bunların içinde Ruslar bile bulunmuyordu. Saraylarda Fransızca, Almanca konuşuyorlardı. Evet. Bu tarihi zaten herkes biliyor. Ve bunları mesela Rus gibi gösterdiklerinden ben Türkiye Anadolu Türkçesiyle ifade edersem götümle gülüyorum. Çok çok yanlış bilgileri ve batılı propagandayı fazla dinlendikleri için bunu çok hatalı buluyorum bunların kafasını. Anlıyorum. Evet, bizi Affınıza. mesela asimile etmeye çalışmadılar. Hatta benim doğduğum şehirde mesela kadınlar, Rus kadınlar 50 yıllardan gelmişlerdi şeyler. Doktorlar, öğretmenler. Bunlar sahaca konuşuyordu. Zaten Evet. ben bir kere de ben şahit olmuştum. İki Rus kadını karşılaşmış sahaca konuşuyorlardı birbirlerinde. Ve sonra dediler şey dediler vay be biz Rusuz niye biz kendi ana dilimize konuşmuyoruz diye güldüler. Ama saha Türkçesiyle devam ettiler. Böyle bir davranışları vardı ve ben Ruslardan hiçbir zaman böyle kötü davranışları görmedim. Bu arada affınıza sığınarak soruyorum. Gerçi yaşınızı 40 olarak falan düşünüyorum ama bilmiyorum yaşınız kaç. Evet, doğru Yani düşünüyorsunuz. Ben Sovyetler Birliği'ni de Sovyetlerim. gördünüz. Evet, Sovyetler Birliği'ni de gördüm, 90 yılları da gördüm, Putin dönemini de gördüm. Her şeyden farkındayım zaten. O Yani yüzden. size karşı bir Rusların asimilasyon çalışması veya Türklüğünüzden vazgeçeceksiniz gibi böyle bir şeyler yoktu. Çünkü ben Yok sahaya mu? hiç gitmedim. Yakutistan tarafına hiç gitmedim. Çok da gitmek istiyorum aslında o bölgeye.
Gidin, mutlaka gidin çünkü orada Türkleri çok seviyorlar. Birincisi, ikincisi sokağa çıkıp insanlardan Atatürk kimdir diye sorarsanız eğer herkes cevaplayacak işte. Vallahi çok iyi bir sponsor bulursam gideceğim. Siz de takdir edersiniz ki oraya gitmek çok pahalı bir şey yani. Hele ki Moskova'dan bile gitmek pahalı yani. Bırakın Türkiye'yi. Evet, pahalı. O yüzden ama diğer taraftan insanımı göstermek istiyorum. GZT gazetesinin yaptığı gibi bakın burada Türklere asimilasyon uyguluyorlar. Ruslar Türklüklerine yaşamalarına izin vermiyorlar diye değil. Gerçekten nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Size de çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben daha bir şeyleri söylemek istiyorum. Bu siz asimiliye konusunu çıkarttınız ya. Buyurun, buyurun. Ve ben şöyle Türkiye'de geldikten sonra kendimi şey gibi hissediyorum şimdi. Yabancı mı? Ana dilimi biliyorum. Evet. Saha Türkçesini biliyorum ve Anadolu Türkçesini biliyorum. Ve bu da çok şeyi anlatıyor işte. Bize hiçbir zaman Türkçülük yasak koyulmadı. Mesela bana sundu bu devlet benim doğduğum benim vatanım sunduğu imkanlarınla ben şimdi etnolog oldum, Türkolog oldum ve Türkçülük yapıyorum. Paylaşıyorum insanlarla, konferansları yapıyorum, seminerleri yapıyorum. Ve bunu her şeyini bana sunan da benim devletimdi. Evet. Ve şimdi burada da etkinliklere katılıyorum Türkiye'de ve fark ettim ki ben Atatürk hayal ettiği Türk kadınıymışım. Şimdi Kadınıymışsınız, evet. evet onu anlıyorum ve Türkiye'de benim gibi özür dilerim Türkiye'de değil saha elinde ve bütün Rusya'daki Türk cumhuriyetlerinde benim gibi kadınlar bütün kadınların 99'u diye düşünüyorum. O zaman ne oluyor? Bütün Atatürk'ün hayal ettiği Kadınlar aslında Rusya'da ama Türkiye'de evet yok. Peki size bir şey Türkiye'de sormak istiyorum. Türkiye'de Yakalamış. var ama Türkiye'de çok var az. fakat çok az. Çok az. Size bir şey sormak istiyorum. Tabii ki çevreniz dolayısıyla siz bunu söyleyeceksiniz. Bütün Türkiye'ye mal edemeyiz. Türk insanı sizce Türk insanıyla Rus insanını karşılaştırdığımızda kültür, entelektüel açıdan hangisi daha zengin? Tabii ki Rusya. Anlıyorum. Evet. Acı Çünkü ama ben gerçek. Rusya'nın her tarafını gezmiştim ben de. Çünkü Sibirya'da kalıyorum. Uzak Doğu'da da bulunuyordum. Her yerde olmuştum ve Türkiye'yi de çok yerini gördüm. Karadeniz bölgesi, Anadolu, Ege bölgesi, Ankara, İstanbul. Ve Peki burada mesela Türk halkı Rusya hakkında bilgili mi sizce? yok hiç bilgisiz. Anlıyorum. Diyorum ya batılı propagandayı izliyorlar. Ama böyle bakınca ben Rusya vatandaşlarını da biliyorum, Türkiye vatandaşlarını da biliyorum ve insan olarak, duygu olarak ve iyi hayalleri olarak diyeceğim ve çok benziyorlar aslında insanlar. Louis Hanım çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de de çok güzel insanlar. Tabii, Burada tabii. sevgi dolu ve sıcak insanlar çok. Tabii, 99'u evet. tabii ki hiçbir şekilde tartışılmaz o. Evet. Fakat biz bazı şeyleri dillendirmeye çalışıyoruz. Bazı şeylerin yüzeye çıkmasına çalışıyoruz. Bu konuda da gerçekten çok enteresandır. Beni dinlediğinize, seyrettiğinize de çok sevindim. Hani sizin gibi Rusya'dan doğmuş, Türkiye'de yaşıyor ama gene de enteresan bir şekilde entelektüel kapasitesini daha da arttırmak doğrultusunda beni izlediğinize çok seviniyorum. Çünkü seyredilmek, izlenmek özellikle başka coğrafyalardan beni çok mutlu ediyor. Ve aynı zamanda da video yapma motivasyonumu daha da üst seviyelere Evet. çıkartıyor.
Sonuçta ben bu işten ana kazancımı, yani çoluğumu çocuğumu doyuracak kazancı elde etmiyorum. Gönül isterdi ki etseydim daha da iyi işler yapsaydım. Ama etmiyorum. Ama bu yönde motivasyon ediyor beni. Lüya Hanım çok teşekkür ediyorum. Size Size teşekkürler. canlı Size teşekkür. yayınlarında katılırsanız daha sonra gene Evet. görüşürüz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Herkese teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar, böyle bir insanı tanımak gerçekten beni mutlu etti. Böyle canlı yayınlarda farklı farklı insanlar hem Türkiye'den hem Rusya'dan hem başka daha önce YouTube'da Bulgaristan'dan bir Türk arkadaşımız katılmıştı. O farklı şeyler söylemişti. Gerçekten işin bu boyutu da çok şahane. Dünyanın bütün ülkelerinden insanlara ulaşabiliyorum, Türkçe konuşabilen. Beni çok mutlu ediyor değerli arkadaşlar. Ve Louie Hanım'ın da söyledikleri beni doğrular nitelikte. Bir kez daha yanlış yapmadığımı, doğru şeyler anlatmaya çalıştığımı kendi halkıma emin oldum. Bu beni hem bir taraftan gururlandırıyor, hem de dediğim gibi beni kamçılıyor değerli arkadaşlar. Neden? Sonuçta benim bu yola çıkışım Türkiye'deki o Rusya algısını değiştirmekti. Bakın, bazı insanlar diyor ki propaganda yapıyorsun. Propaganda, evet propaganda yapıyorum. Fakat hangi minvalde yapıyorum? Ben bu propagandayı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları Rusya'yı tanısın, yanı başımızdaki büyük komşuyu tanısın diye yapıyorum. Ben olmamışı olmuş gibi göstermiyorum sizlere. Burada ne varsa onu anlatmaya çalışıyorum. Asimilasyon denilen bir şey yok diyorum. Çoğu insan veyahut da birçok insan bana inanmıyor. Bunu gördüğünüz gibi canlı yayınımıza katılan ta Sağ Türk'ü, yani Yakutistan bölgesine katılan bir hanımefendi söylüyor. Evet, Beyman Vusuki el kaldırmış. İranlı galiba. Kendisine konuşma izni verdim. Yalnız İrancam yok, Farsçam yok, onu söyleyeyim. Konuşmayacak galiba. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? Ben İran'dan konuşuyorum. Türkçe biliyorum. Merak Teşekkür etme. ediyorum Peyman. İran'da durumlar nasıl? Devrim olacak mı? Nevşin Mengü'ye göre İran Evet abi, ben sana hepsini anlatayım. şey olacak. Ne derler? İran rejimi devrilecek Nevşin Mengü'ye göre. Evet, hemen şimdi anlatıyorum abi. Bunlar hepsi bir oyun ve Batılıların ve Kürt teröristlerin, ki İran'dan toprak almak istiyor. Hepsi Sen Batılılarla birleşmiş. Azerbaycan Türkü müsün Peyman? Evet. Tamam. Evet. Evet, Kürtler, yani Irak Kürtleri, PKK, YPG, Pejak. Ki biz Evet. onlarla mücadele ediyoruz, savaşıyoruz şimdi. Yani İran devrim muhafızları onlara cevap verdi. Biliyorsunuz zaten. Kürdistan'ı bombaladı. Balistik füzeler ve dronlarla. Hepsi Amerika ve İsrail'in Batılılarla bir yerde Kürtleri destek ve İran halkını bir Peyman, onun toplumu. bunu boş ver. Onu boş ver. Onları biliyoruz. Ben sana İran vatandaşı olarak soruyorum. İran'daki rejimden memnun musun? Memnunsan niye memnunsun? Değilsen niye memnun değilsin? Çok fazla uzatma lütfen, kısa olarak. Ben devletimden ve vatanımdan razıyım. Evet. Ben Sen ya bir ama bana kötülüğü değmedi bu vakte sen kadar. peki mesela insanların başının zorla kapatılmasını şey yapıyor musun? Savunuyor musun? Abi 1979'dan Devrim olmuş, devrimden evet. sonra ahali bu devleti istedi. Yani İslam Cumhuriyeti ve İran Cumhuriyeti olarak iki seçenek vardı. Halk onları seçti. Peki şu anda halk hala bunu istiyor mu, Beyman? Halk %30'u istemiyor, %40'ı. Ama %30, %60 %40.
%40 istemiyor, evet. Yani çünkü Nevşin Mengü'ye bakarsak mesela halkın %80'i istemiyor gibi bir sonuç çıkıyor. Kendisi de İran'da yaşamış bu arada, bir gazeteci yani. Oluyor bazen ki biri istiyor biri istemiyor. Yani söylüyorum sana %40 %50 istemiyor, %60'ı istiyor, %50'si istiyor. Bu yani. Anlıyorum. Anlıyorum. Peki sana bir şey soracağım. Bu mesela bir hanımefendi öldürüldü dediler. Bilmiyorum. Öldürüldü mü yoksa eceliyle mi öldü? Onu hiç bilmiyorum. Kardeşim video görüntüleri var zaten çıktı. Ki İran'ın çok düşmanı var. Hatta sosyal medyada İran yani Pehlevi hanedanını temsil eden 4-5 tane BBC, Persia, ben... Onu biliyorum. Onları biliyorum. Onlara evet, girmek istemiyorum. Benim sana yalan, sormak istediğim, çok sana yalan sormak değil. İstediğim, mesela senin çevrendeki kadınlar, biz çünkü görüyoruz o İran'da, İran'daki kadınlar yarım kafasını kapatıyor. Tamamen kapatmıyorlar mesela. Önleri evet. Açık. Zaten, bu bir suç bu mesela. Türlü değil. Ya bunlar hepsi bahane. Tamam mı? Devleti devirmek için hepsi bir bahane. Yani o kızı ve hicabı, yani başörtüyü, biz hicap diyoruz. Başörtüyü bahane ediyorlar. Hepsi bahane. Peki bir soru da 30 milyon Türk var diyorlar. Azerbaycan Türk'ü. Evet, evet. Peki bu Azerbaycan Türkleri neden ayaklanıp Azerbaycan'a katılmıyorlar? Çünkü bizim Türkiye'de öyle söylüyorlar. İran'da 30 milyon Azerbaycan Türk'ü var. Efendime söyleyeyim. Azerbaycan'a katılmak istiyorlar. İran'da onlara bir şey yapamıyor gibi bir şey var yani. Öyle söyleniyor. Sana bunu soracağım. Tabii ki senin söylediğin şey bütün herkesi kapsamaz ama bir vatandaşı olduğun için soruyorum. Oradaki Azerbaycan Türkleri İran'ın yıkılmasını istiyor mu çoğunluğu? Senin bakış açın nedir? Bak, 30 milyon Azerbaycan Türk'ü var, evet, İran'da. O 30 milyondan %50'si, %60'ı, yani 40 milyonun 25 milyonu İran tarafı. Hem devrim hem de ülkelerini seviyorlar. Hı-hı. Yani bunun %10'u şayet Türkçülük olabilir. Azerbaycan'ı istiyorlar. Azınlığı diyorsun yani. Azınlık. Evet. Anladım. Çünkü bizim devrim muhafızları ve devlette çoku Türk. Ve kendi devletlerini ve devrimi seviyorlar. Yani devletini bağlılar. İslamcı. Değerli arkadaşlar, bu yayını ben daha sonra tekrarını koyacağım. Lütfen Twitter'da, Facebook'ta, her yerde paylaşın bu yayının devamını. Çok enteresan bir yayın oluyor. Aslında çok da interaktif bir yayın oluyor. Ve pek çok yalan daha ortaya çıkıyor diyebilirim aslında. İnsanların düşünce tarzını, algısını değiştirecek bir yayın. Ki sonuçta siz de görüyorsunuz, el kaldıranların hepsini birer birer sırayla izin veriyorum. Hani... burada kurgu falan kimse bir şey söyleyemez. Hani video yapsam kurgu dersiniz ama öyle bir şey yok. Beyman, çok teşekkür ediyorum.